kanyonuna gideyim, kanyonuna gideyim, yeryüzüne güleyim. Mescî mescî gelirse ben başına belayım bilirim. Oy Ahmetler, Rahmetler, oy Ahmetler, Rahmetler, hese karşı Ahmetler, kayyonda nöbet bekler, yiğit dolu Ahmetler, herkes çeker zahmet. Sesleri o adara yayılır, insan buna hayran kalır, bayılır. Bayraklar çiçeklere konarlar, kuzucuklar taze çimen ararlar. Yeşillenmiş ağaçlarda yapraklar, hambar gibi kokar da topraklar. Anladın mı? Biz yani kesinlikle izin vermeyiz. Ölünceye kadar da yani bu mücadelemize devam. Biz istemiyor suyum. Irmağımızın gitmesini, bu doğamızın bozulmasını biz istemiyoruz. Yani bir şey anlamadık. Olmayan suyla nasıl HES yapacaklarını anlayamadık bir türlü ya. Yaklaşık 2 saatlik yolculukların sonuna sıkıştırılmış bu belgeselin baş kahramanı Ahmetler. Sesini önce Antalya'ya, daha sonra da tüm Türkiye'ye duyuran o sessiz çığlığın sahibi. Ahmetler için çığlığın başlangıcı 2010 yılı. Türkiye içinse 2013'ün yaz ayları. Yemyeşil bir doğanın yatağına kurulmuş yaklaşık 350 yıllık bir mirasın sahibi köy, hem doğal güzellikleriyle hem de turizmi canlı tutan kanyonuyla ziyarete gelen herkesi büyülüyor. Yüksek dağların arasında akıp giderken önce kurdunu, kuşunu, ormanını besleyen, sonra düze ulaşıp tarlaları, bağları ve bahçeleri sulayan bu kanyon, Ahmetler Köyü ile birlikte yaklaşık 12 köye hayat veren suyun yatağı olma özelliğini taşıyor. Ahmetler. İsmini belki de hiç duymadığınız bu doğa harikası köy, yurdun cennet diye nitelendirilebilecek yerleşkelerinden bir tanesi. Üstelik yaşayan bir tarihin canlı temsilcisi. Köy Ahmet adlı 3 çoban tarafından kurulduğu için Ahmetler adını alıyor. O bölgenin en eski Türkmen köylerinden biri olarak kendini gösteriyor. Köyüm aşağı yukarı 800 senelik şeyi var, mazisi var burada. Köyle kanyonun arası yarım saate sıkıştırılmış, zorlu ve engebeli bir yoldan geçiyor. Yolun sonunda yıllara ve azalan suyuna inat, daha bir şevkle akan kanyon eşlik ediyor sana. Bu doğal güzelliğin büyüsüne kapıldıkça doğanın talan edilmesine bir kez daha sitem ediyorsun. Aklına diğer esler geliyor. Doğu Karadeniz, Alakır, Rize, Trabzon, Sülekler ve daha niceleri. HES'ler doğayı tahrip eden, sudan elektrik üretmek amaçlı planlanmış küçük santrallardır. Türkiye 2004 yılından sonra bununla tanıştı. Devlet Su İşleri bir küçük yönetmelik değişikliğiyle su kullanım hakkı anlaşmasını şirketlere devretmeye başladı. Sistem şöyle işliyor. Önce şirket DSİ ile bir su kullanım hakkı anlaşması yaparak belli bir bölgedeki akarsuyun kullanım hakkını, enerji üretmek için kullanım hakkını alıyor. Daha sonra elektrik piyasası kurumuna başvurarak elektrik üretim lisansı alıyor. Daha sonra da yöreyle ilgili valilik, il müdürlükleri kurumlarından proje tanıtım dosyası hazırlıyor. Bu proje tanıtım dosyası sırasında ilgili kurumlardan onay, yazı, belge topluyor. Ülkemizde özellikle 90'lı yıllardan sonra özel sektörün müdahalesiyle pek çok HES projesi gerçekleştiriliyor. 2000'li yıllarda çevre etkileşim ve değerlendirme raporunda doğa aleyhine yapılan düzenlemeler kendini önüne geçilmez HES projelerinin başlangıcı olarak gösteriyor. Sayıları 2000'i aşan bu projeler, köylülerin de adeta mücadelelerindeki göndere çekilen bayrağı oluyor.
akarsularını şirketlere vermek istemeyen köylüler, Anadolu'nun her yerinde küçük küçük konuşlanarak derelerin, yurdun insanı ve çığlığı oluyorlar. Ahmetler de bu mücadelenin en çok ses getiren yerlerinden biri. Arkadaşlarımızdan duyduğumuza göre köyde ilan bile yapılmamış. Hiç kimsenin haber olmadan gelmişler bunlar aynı deli dumbur gibi. Bura benim, ben burada HES yapacağım diye çıktılar geldiler. Şirket, çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu alabilmek için 24 megawatt olan projeyi 9,3 megawatt olarak gösteriyor. Şirketin başvurusunu 2008 yılında yapması nedeniyle devlete sunulan proje tanıtım dosyası onaylanıyor ve ÇED gerekli değildir kararı alınıyor. Eğer bu durum bugün yaşansa mutlaka ÇED raporu alınması gerekiyor. Proje tanıtım dosyasında da çevreyle ilgili ayrıntılı bir bilgi mevcut değil. Orada yaşayan insanlar da ÇED yapılmadığından projeden habersizler. Bir gün öğreniyorlar ki dereleri tahsis edilmiş, birilerine verilmiş. Biz de yani savaştık, çok savaştık. Yani onlar çok silah attı ama biz hiç silah kullanmadık ama yüreğimizle, şeyimizle hiç korku nedir bilmedik ve yani inşallah da yani baş edeceğiz inşallah. Yani mücadelemizi kazanacağız inşallah. Köylülerimiz bir gün uyandıklarında bir de bakıyorlar ki yüzyıllardır kullandıkları derelerinde hançer gibi saplanan bir HES yapılacağını, hatta bu HES yapılırken de bir regülatörden sonra kapalı bir iletim hakkıyla yaklaşık 1,5 kilometrelik kapalı bir hattan sonra yine 3,5 ile 4 kilometre civarında dağların içinden tünelle suyun yatağından alınarak aşağıda yine cebri borularda bir santral binasında elektrik enerjisi üretilmesi projelendirilmiştir. Dolayısıyla kanyonun içerisinde salınacak olan can suyunun da yeterli olmayacağını ve oradaki doğal yaşamın zarar göreceğini, bütün canlıların zarar göreceğini, o yöre halkının kendi çok kısıtlı tarım arazileri üzerinde sulu tarım yapmasının ileride engelleneceğini, yüzyıllardır kullandıkları suların belki parayla içeceklerini gibi kaygılarla bir mücadele başlattılar. Adam HES duyduğu zaman her şeyi unutuyor. Bu suyun gitmesi demek onlar için bir yani ne bileyim. Sanki dünyadan kopacak gibi geliyor onlara. Öyle adapte olduk hepimiz. Ahmetlerin başlattığı bu mücadele çok geçmeden civar köylerden, Manavgat'tan, Antalya'dan, Türkiye'den pek çok insanın dikkatini çekiyor. Ve yurdun dört bir yanından köylülere destek olmak için çalışmalar yapılıyor. Kış mevsiminin yaklaştığı soğuk günlerde çoluk çocuk, kadın erkek demeden tüm köylü sabah akşam kanyonu bekliyor. Köylülerin başlattığı bu mücadele, oluşturduğu kamuoyuyla direnişte olan bütün HES köylerine umut ışığı oluyor. Bu Ahmetler Kanyonu'ndaki olaylar ya da Ahmetler'deki HES olayı artık Ahmetlerin olmaktan çıkmıştır. Bugün bütün Türkiye'de ulusal televizyonlarda konuşulmaya başlanmıştır. Bakanlıklar düzeyinde tartışılmaya başlanmıştır. Ulusal boyutta ses getiren bu proje için hem köyde yaşayan hem de köye destek olan insanlar için projenin hukuki boşlukları aranmaya başlıyor. Yöre halkına göre
hukuki yollar aracılığıyla bu doğa harikası köye HES yapılması mümkün değil. Akarsularına HES istemeyen köylüler, yörede yaşayan vatandaşlar, çevreciler HES'lere karşı yoğun bir kampanya yürüttüler. Bunlar da haklıydılar çünkü kadim sular, eskiden beri onların olan doğada serbestçe akan sular birdenbire bir şirketin malı oldu. 49 yıllığında bu şirket taş salmış oluyordu. Üstüne üstlük bazı yerlerde dediğimiz gibi ÇED raporu da alınmıyordu. Muafiyet ya da ÇED gerekli değildir raporlarıyla. Çevreye ne kadar zarar verileceği belli olmayan bir süreç içinde projeler uygulamaya geçiyordu. Uygulama sırasında en büyük sorunlar çok sayıda, eğer yöre ormanlık bir alansa, çok sayıda ağacın kesilmesiydi. Elektrik nakil hatları da bu ağaç kesimlerinden yine dolayı, enerji nakil hatlarının geçmesinden dolayı çok fazla sayıda ağaç kesiliyordu. Çıkan hafriyatlar derelere dökülüyordu, derelerin yatakları değişiyordu. Bu şekilde ekosisteme çok büyük bir zarar veriliyordu. Ahmetler Kanyonu ve çevresiyle ilgili detaylı bir biyoçeşitlilik araştırması gereklidir. Akdeniz bölgesinde su kaynaklarının daha dikkatli olarak kullanılması lazım. Çünkü Akdeniz bölgesi su kaynaklarının çok yoğun bulunduğu bölge değil. Değirmenler de aynı sisteme dayalıdır, ya su değirmenleri. Bu da su değirmenlerinin daha modernize edilmiş, teknolojik hale getirilmiş biçimi. Şimdi olayda işte bu nakil hatlarının geçmesi, HES projesi yapılırken santralın etrafında yol yapılması, hafriyat sırasında kamyonların çok fazla sayıda girip çıkması, o bölge insanlarına çok büyük zarar veriyordu. Eğer yakında meyve bahçeleri, tarımsal alanları varsa bu etkileniyordu. Orada doğal yaşama ekosistem tamamen yapısı bozuluyor. Daha da önemlisi işte hep baştan beri söylenen bir can suyu meselesi vardır. Şimdi bizim devlet su işleri verdiği su kullanım hakkında şirketlere %10 can suyunun dereye bırakmasının yeterli olduğunu söylüyor. Ve bir derenin eğer 10 metreküp bir debisi varsa saniyede akan, 9 metreküpü şirket elektrik üretmek için dereden bu suyu çekiyor. Dereye sadece 1 metreküp su kalıyordu. Bu 1 metreküp suya da can suyu diyorlar. Can suyu biliyorsunuz ölmekte olan insanın ölmesin diye ya da son rahatlasın diye ağzına damlatılan sudur. Sesimizi duyuran, bize destek olan, köyümüzü görmeye gelen herkesin başımızın üzerinde yeri vardır diyor rahmetler halkı. Bundandır her gidişimizde bizi de ayrı bir sıcaklık ve ilgiyle karşıladılar. Türk toplumunun adetlerinde yer alan ve bize göre artık unutulmaya yüz tutmuş misafirperverlik burada daha bir gösteriyor kendini. Köy ahalisinin hepsi teker teker evine misafir edip karnını doyurmaya çalışıyorlar. Burada sıcaklık, şehrin kalbindeki gibi güneşten dolayı değil. Burada sıcaklığın nedeni, yıllara kafa tutmuş, umuduyla direnmeyi ve köyüne sahip çıkmayı kafasına koymuş, kendine uzanan her ele gülümsemesini iliştirmiş insanlardan. Öyle sıcaklar ki hepsi, insan nasıl olur da böyle güzel insanların bağına, bahçesine göz diker diyor. Çünkü onlar için su demek, bağ, bahçe, tarım, aş, geçim kaynağı, miras, her şey demek. Ne yazık bizim yukarımızda, bağların yukarısında da HES dediğimiz Irmak Kanyon'daki suyumuzu almak isteyen bir taşeron firma var. Suyumuzu veremeyiz. Lütfen duysunlar ve bilsinler bunu. Peki. Artık suyumuzu verirsek biz burada aç kalırız. Hı hı. Bizim her şeyimiz o su. Onsuz yapamayız. O su, su zaten bir candır. Su için varız, su için de yok olabiliriz. Köylünün isyanının çıkış noktası bu yemyeşil doğa harikası yer Ahmetler Kanyonu. Akdeniz'in en büyük kanyonu.
Türkiye'de önemi büyük. Yarık derin olduğundan köydeki turizme etkisi oldukça fazla. HES'le birlikte bu doğa harikası kanyona da sahip oluyor şirket. Ve bıraktığı suyun debisi %10 gibi düşük bir rakam olunca bunun kanyon için anlamı yok olmak oluyor. İlan asılmış mı? Asılmış yani. Köylünün göremeyeceği bir yere asılmış olan sonuçta asılmış. İnşaat izinleri, ruhsatları ilgili bakanlıklardan alınmış mı? Alınmış yani. Şirket bu işi bitirdikten sonra 49 yılında oradaki su kaynağına veya işte su akarsuya sahip olacak mı? Olacak. Oradaki varlık onun olacak, su varlığı. Bunların hepsi yasal. Şimdi benim düşüncem yasallık ile yani bir şeyin, bir faaliyetin, bir eylemin yasalara uygun olması ile adaletli olması arasındaki ilişkinin tamamen koptuğunu düşünüyorum. Çalarımız o boruyu, çeşmelerin borusunu buradan çekmişler. Hayvanlarla, develeriyle, sırtlarıyla. Baksana sen şu dağların güzelliğine. Böyle bir yaratık var mı, böyle bir güzel bak. Dediler ki, o silahı atıyorlar, onu dediler havaya atma, ete at erkeğesen dediler. Bizim köylerimiz korkmaz. Bizde yani korku diye bir şey olmaz. Kuş geçse oradan onu görmeye isteriz biz. Ülkemizde kimseye sokmayacağız. Bu bizim atalarımız burayı bize boşuna koyup gitmedi. Hep Çanakkale'de, Afyon'da, şurada burada ölüleri kaldı. Biz onların eseriyiz. Biz bir yerden gelmedik buraya. Yıllar sonra vatan toprağında askeriyle karşı karşıya kalmak yakıyor en çok köylülerin canını. Bu ülke bizim deyip sahiplendikleri topraklarda evlerinin, geçim kaynaklarının yok edilmesine sitemleri. Onların tabiriyle devletin yıllar sonra onları hatırlıyor gibi görünüp tek geçim kaynaklarını satmak istemesine tüm kırgınlıkları. Karşı tarafın silahlı mücadelesine karşılık onlar yüreklerini ve umutlarını koyuyorlar ortaya. Hatta geçenlerde askerin de müdahalesi olduğu gün çok büyük bir şiddetle karşılaştılar. Şirketin silahlı saldırılarıyla karşılaştılar, yaralanmalar oldu. Çok ciddi olaylar da oldu bütün bu işlerin arasında. Köylüler bu olayı burası bizim Çanakkale'miz diye adlandırdılar. Yani akşam sonu Yastezen ile baskına geldiler. Bizim yolumuzu kapattılar kuzum. Biber gazı sıktılar da millet. Tatoğlu'nun yolunu açtılar. Askerlerimizin suçu yok, komutanlarımızın suçu. Ne askerimizi düşündü, ne kendimi vatandaşını düşündü bizim devletimiz. Biz burada terörist değiliz. Suyumuzun enerjiye dönüşmesine asla karşı değiliz. Ülke bizim, ülkemizi seviyoruz. Fakat burada öyle bir su yok yani. Tekrar edeyim. Tek yapma şansları var, sondaj salacak. Sondaj saldı mı da bizim köyümüzde hayat bitecek. Şimdi biz bir de bu yaştan sonra mesela nereye gidelim, nasıl köy tutalım? Kırsal ama kırsal da olsa vatan Bağdat demiş, can da rahat demiş. Ben 85 yaşındayım. Ta böyle bir zulüm görmedim. Bu karanlık gündür, bu halka bu karanlık gündür. Ses işi değildir bu. Ülkeye daha sağa sola satmaktır, şeytan planı. İnsan planı değil, Firavun planı bu. Böyle şey görülmeyiktir. Bu ne olacak? Yazıklar uğrasın bize. Ölmek bundan iyiydi. Yani insanlar ölmüş, doğal yaşam ölmüş, yaban hayat ölmüş. Bunların umurunda değil. Sadece biz kazanalım. Bizim bu sularla geçiniriz. Bu köy sularla geçinir. Bağlar döktük. Ağaçlar çeşit çeşit ağaçlar bitirdik, ektik. Emek çektik şu dağın başında. Yani çok kötü haksızlığa uğradık. Bu anlatmayla bitmez yani. Anlatılmaz bir haksızlıktayız. Herkese yani elinden gelen bize bir yardım edene herkese teşekkür ediyoruz. Tabii. Yani yardımlarını bekliyoruz. Bu işin burada bitmesini yani bundan ileriye kötülüğe gitmemesini bekliyoruz yani. Haksız değiliz. Birinin yerine varık da haksız saldırmış da değiliz. Yani bizi haksız görseler de biz sonuna kadar mücadele etmemizi de devam ettireceğiz. Bunu herkes bilsin yani. Köylüler bu haklı mücadelelerini her gün çadırda nöbet tutarak sergiliyor. Desteğe gelen herkes için hazırda bekleyen bir aş var. Ve her yemeğin yanına iliştirilmiş iyi ki geldinizli cümleler. Şu beklemiş olduğumuz su aşağı yukarı Manavgat'ın 12 köyünü ilgilendiren, 12 köyün suyunu veren, 12 köyün arazisini sulayan bir sudur. Ve miktarı da çok azdır. Bu vesileyle
bu sudan onlara bir medet yoktur. Zaten salacakları kadar %10'luk bir su var yani. Mevcut suyla bile kuruyor. Bir de HES yaptılar mı? O dünya güzelim kanyon ölecek yani. Böyle güzel bir köye, doğaya ve insanlara baktıkça bir kez daha HES'in nelere mal olacağını ve eğer yapılmak istenen proje birden fazla köyü etkiliyorsa Rıza Alman'ın önemini görüyorsun. Bugünlerde belki de köylünün tek ve en büyük derdi suları. Çünkü en büyük geçim kaynakları da bu su. Şu an yargı aşamasında olan projenin hala sonucu muallakta. Köylüler de dahil konuyla ilgili tüm avukatlar davanın kendi lehlerine sonuçlanacağına inanıyor. Değerler, özgürlük, özgür akacak. Değerler, özgürlük, özgür akacak. Hepsi şirket köyümü terk et. Hepsi şirket köyümü terk et. Yalan dolan bilmeyiz, insanları severiz. Kadın erkek Ahmetler, suyumuzu vermeyiz. Oy Ahmetler, Ahmetler. Köylüye hatır sorun, köylüye hatır sorun. Pişman olursun yarın, eşkıyadan korkmayın. Kestirin gidin varın, o Ahmetler.